Hanımlar beyler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgili Forex Puff takımı, hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz canlı yayına. Bugün 12 Eylül 2013 günlerden ise Perşembe arkadaşlar, haftanın son iki işlem gününe geldik. Önemli veriler var mı derseniz, evet hafiften de olsa var bugün ve yarın Amerika tarafından. Özellikle haftanın en merak edilen verilerini sona saklamışlar. Bunlara bakacağız şimdi. Evet, günün ilk canlı yayını. Birazcık geç kaldım, kusura bakmayın. Elde olmayan sebeplerden dolayı arkadaşlar. 13.47'yi gösteriyor şu anda saatlerimiz. Ve aslında gece analizlerine baktığımız zaman çok fazla değişen bir şey olmadığı için yeni bir güncelleme de tekrar yapmadık. Sadece altında yeni bir güncelleme yaptık. Yeni bir hedef belirttik hatırlarsanız. Peki Sayın Zuhi, anlaştık. Şimdi arkadaşlar, burada Euro-Dolar paritesi için baktığımız zaman yukarıda, daha doğrusu öncelikle denemiştik gece saatlerinde, değişik bir analiz yaptık birazcık. Sadece bir kırılma seviyesi belirterek yukarı hedefler belirtmedik. Ve dedik ki arkadaşlar, gece saatlerinde Euro-Dolar için yapmış olduğumuz analizde 32.60 kuvvetli demiştik, değil mi? Fakat yine de ya bu aralığa doğru bir düzeltme hareketi bekledikten sonra yukarı hareket beklentisine geçeceğiz ya da 32.22'nin kırılmasını bekleyeceğiz diye de bir uyarı koymuştum sizlere. Şimdi bu uyarıyı yaparken zaten herhalde anlamışsınızdır, bir düzeltme hareketi bekliyorum. Bu düzeltme hareketi gelirse yukarı hareket beklentime devam edeceğim anlamını taşıyor bu. 33.22'nin üzerine doğru bir hareket görürsek arkadaşlar, 33.41 ve 33.72'ye doğru bir hareket mümkündür. Bunlar kısa vadeli ilk hedeflerimiz olacaktır. Ancak 33.22'nin altında kaldığımız sürece öncelikle 32.92, sonrasında ise 32.61 seviyesine doğru düzeltme hareketleri, bakın buranın altını çiziyorum, bir aşağı trend başlamadı hala, kısa vadede bile bir düzeltme hareketi beklediğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bu hareket beklentimiz de aynen devam ediyor, bir düzeltme hareketi. Şu anda bu, bakın 32.92 hedefimize zaten ulaştık. Bu seviyenin üzerinde kaldık mı arkadaşlar, bu seviyeyi kırdık mı? Kıramadık. Üzerine çıkmadık bile arkadaşlar. 1.3332'nin üzerine çıkmadık bile arkadaşlar. Ve buradan başlayan satışlar ilk baştaki 30 piptik hedefimize ulaştı. Sonrasında bir miktar daha geri çekilme gelirse, bakın 32.61'e kadar bir tepki gelme potansiyeli kuvvetli. Eğer 92'nin altında kalırsak. Hani analizleri nasıl değerlendireyim ya da gün içerisinde keşke biraz daha güncelleme yapsanız diyorsunuz ya. Hepinizden bahsetmiyorum, bazı arkadaşlardan bahsediyorum. Bu konuda çünkü eleştiriler geliyor bazen. Bakın arkadaşlar, analizleri bu şekilde yorumlayın işte. Bu yüzden şablonları paylaşıyoruz. Bu yüzden gecenin saat 1'inde 2'sine kadar oturup analiz yazıyoruz sizlere. Sabah saat 6'da da kalksanız bunu görüyorsunuz. Ya da gece geç uyuyanlardan, baykuşlardansanız, o zaman da gece geç saatlerde, bir daha doğrusu yani açılıştan hemen sonra bir iki saat içerisinde analizleri okuyabiliyorsunuz. Ve okuduğunuz zaman da günün planını yapmaya çalışıyorsunuz. Yani yapmaya çalışmanız konusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden dikkat edin. Yani burada görülen şeyler sadece şablonlar değil. Bu analizleri mutlaka okumanız gerekiyor ki, çünkü kullandığım şeyler farkındaysanız çok ekstrem şeyler değil. Yani burada yapmış olduğumuz şeyler milyonlarca algoritmayı birleştirip bunları ağlarla bağlayıp ondan sonra matematiksel formüllerle ortaya çıkartıp da bulduğumuz süpersonik bir indikatör bize bunları vermiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir indikatör de yok. Önemli olan burada görülen şeyi, yani herkesin gördüğü şeyi size farklı bir bakış açısıyla, belki siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur ama en azından sizin dışınızda birinin yorumlamasını, nasıl yorumladığını size paylaşmaya çalışıyorum. O kişi de ben oluyorum burada. Hocam, bu analiz oldukça net. Hepsi böyle olsa keşke. Bu bir sistem değil, arzu. Peki. Olabildiğince bu hale sokmaya çalışıyorum ama hani tabii bu analizlerde de arkadaşlar her gün aynı şekilde görünüm oluşmuyor. O yüzden arkadaşlar, bu göstergeleri kullanırken çok da fazla umut bağlamayın. Önemli olan bunları nasıl yorumladığınızdır. Bu her sistem için böyledir. Genelde teknik analiz konusunda eğitimler verirken arkadaşlarımıza da hep söylüyorum. Yani herkes aynı şeye bakıyor.
Herkes aynı şey bakmasına rağmen kimisi bundan para kazanıyor, kimisi kaybediyor, kimisi %3 kazanıyor ayda, kimisi %60 kazanıyor ayda. Berkay gibi bazı arkadaşlar da %600 kazanmanın derdinde. Yani o yüzden arkadaşlar farklı farklı sonuçlar ortaya çıkar. Birazcık risk algınıza bağlıdır ama ortalama olarak baktığınız zaman tabii bazıları da hep kaybediyorum diyor. İşte burada kaybediyorsanız bunların sonuç sebeplerini mutlaka aramanız gerekiyor. Bunların elbet bir sebebi var. Ama arkadaşlar açtığınız pozisyonu belirli bir sebebe bağlamazsanız sonunun nerede olduğunu bulamazsınız. Yani bir pozisyon açtığınızda neden açtım diye sormanız gerekiyor. Ben bu pozisyonu neden açtım? Buradan satışa mı girdin? Neden? Bir sebebi olması gerekiyor. Ya da buradan alışa mı girdiniz? Neden alışa girdiniz? Bir sebebiniz olması gerekiyor. Ama öylesine ya buradan çok çıktı, buradan herhalde buraya kadar tekrar bir aşağı hareket gelecektir diye açtıysanız işlemi hiçbir önemi yok. Yani bunun hatayı bulamazsınız çünkü belirli bir sebebiniz yok. Belirli bir koşul gerçekleşmeden ya da bu işlemi yaptığınız için hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Bakın hani burada yaratıcılığınızı kesinlikle kısıtlamak istemiyorum. Hani burada belirli bir sebebiniz olması derken hazırda olan bir sistemi kullanmadığınız için hata yaptığınızı söylemeye çalışmıyorum. Mesela şunu demeye çalışıyorum. Mesela buradan yukarı doğru gidiyor. Mesela burada MACD al vermiş olabilir, hareketli ortalamadan dönmüş olabiliriz, bir trend çizgisi kırılmış olabilir. Tabii ki bunlar kullanılabilecek olan şeyler ama hani bunlar dışında da şeyler var arkadaşlar. Bunları siz kendiniz de bulmuş olabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki saatlik barda gece saat 2 ile 3 arasında, mesela bakın şurası 2 ile 3 arasında 2 saat boyunca yukarı doğru bir hareket gelip de bu eğer ki dünkü tepe noktasını geçemiyorsa genellikle benim gördüğüm kadarıyla örnek veriyorum, kesinlikle böyle bir şey olduğundan bahsetmiyorum. Mesela buradaki 2 bar boyunca yukarı hareket geçip de bir önceki tepeyi kıramazsa mutlaka tepki geliyor diyebilirsiniz. Mesela böyle bir sebep bulabilirsiniz. Daha önceden böyle bir sebebiniz ya varsa. Ha ne olur 3 yanılırsınız, 5 yanılırsınız derseniz ki ya yanlış düşünmüşüm. Hemen bu sistemi, yani bu düşünceyi ortadan kaldırayım. Daha farklı bir şey bakmaya çalışayım diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki 3 tane bar aşağı doğru saatlik bar kapanışı varsa ve saat 11'i geçmediyse, saat mesela sabah saat 5 ile 10 11 arasında 3 tane aşağı bar görüyorsak mutlaka tepkisi gelecektir diye düşünmüş olabilirsiniz daha önceki görmüş olduğunuz çalışmalarda. Ya da tam tersi 3 tane yukarı bar görüyorsanız mutlaka bir düzeltme yapıyordur parite. Mesela nedir? Burada 3 tane bar var. Dersiniz ki şu bar kapanışından ben yukarı bir tepki bekleyeceğim. Hop geldi mi geldi. Mesela ne bileyim burada 3 tane aşağı bar var. 4. bar yaptı, sonrasında hop yukarı hareket yaptı. Burada mesela bakın arkadaşlar bar var, mesela burada yanıldınız. Aşağı doğru geldi. Bakarsınız 4-5 kere arka arkaya bunlarda yanılıyorsunuz hala. Hemen bu sistemi de ortadan kaldırırsınız. Demek istediğim şey bu. Yani sadece belirli bir sistem dahilinde çalışmanız gerekmiyor. Hali hazırda olan sistemler dahilinde içerisinde çalışmanız da gerekmiyor. Bunu siz kendiniz de kurabilirsiniz. Bazı arkadaşlar var mesela Asya piyasalarındaki yüzdelik dilimlere bakarak hareket etmeye çalışıyorlar. Bunun sterlin dolardaki o anki hareket yüzdesini hesaplamaya çalışıyorlar ve ona göre sterlin doların sabah saat İşte 8 ile 11 arasındaki 3 barına bakıyorlar. Bu 3 bar eğer ki dünkü tepeleri kırdıysa hareketin devam edebileceğini düşünüyorlar falan gibi. Mesela değişik sistemler kurmaya çalışıyorlar. O yüzden bunların hiçbir yanlış değil. Ama bir sebebiniz olsun. Bir tane sebebiniz olsun. Çünkü yanılırsanız neden hata yaptığınızı bulabilirsiniz. Tamam mı? Birazcık eğitim niteliğine kaçtı bu ama. O yüzden özetleri izleyen arkadaşlar için de tekrar söylüyorum, özür diliyorum, zamanlarını çaldım birazcık. Bunu daha sonra anlatsaydık daha iyi olacaktı ama lütfen bunlara dikkat edin. Bu tarz şeyleri eğitimlerde çok daha detaylı olarak anlatıyoruz zaten. Ofisimizde yapmış olduğumuz eğitimlerde, geçtiğimiz zamanlarda ya da işte İstanbul'da eğitimler verdik, orada anlattık bunları, arkadaşlarımızla paylaştık. O yüzden lütfen dikkat edin buna. Mutlaka en az bir sebebiniz olsun. Bir işleme girdiğiniz zaman hata yaptığınızda neden hata yaptım sorusunun cevabı mutlaka bulmanız gerekiyor. Bunu bulursanız nerede hata yaptığınızı çok rahat bir şekilde bulacaksınız ve o hatayı ortadan kaldırıp daha başarılı işlemler açmaya, önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki işlemleri daha başarılı şekilde açmak için güzel bir sistemi, daha doğrusu en azından kötü bir sistemi ortadan kaldırabileceksiniz.
Kaldırabileceğinizden fazla lot miktarı terste kalınca psikolojiyi filan bırakmıyor demiş Sayın Zuhi Bodrum'dan. O da doğrudur arkadaşlar. O biraz daha risk yönetim kısmına giriyor. Ama tabii ki bu konuyla bağlantılı olan bir şey. O yüzden lütfen buna dikkat edin ve bir sebebiniz olsun. Mesela şu an buradaki sebep buydu arkadaşlar. Buradaki bölgenin 33-22 civarlarının üzerinde bir kapanış görmememiz bizi buraya kadar taşıdı. Ha, olur da mesela şuradan dönmüş olsaydı arkadaşlar, şuradan başlayıp buradan dönmüş olsaydı. Olamaz mı? Olabilir. En azından kârı belirli bir yerde kitleyebilirsiniz. En kötü maliyetinden çıkarsınız yukarı hareket gelme potansiyeline karşı ki hani şuradaki bölgeden satış yapan arkadaşlar, geri çekme bekleyen arkadaşlar için maliyetinden çıkmak çok sağlıklı bir sonuç olmayacaktır. Çünkü 1, 2, 3, 4 kere mesela burayı test etti. O yüzden buranın belki 5-10 pip üzerinden çıkıp sonrasında eğer kapanışı da görürsek yukarı hareket beklentisiyle oradaki kayıpları çok daha yüksek miktarda kazançlarla telafi edebilirler. O yüzden bu tip şeylere dikkat etmekte fayda var. Atilla Bey çok doğru bir şey söylemiş. Bu piyasada dalga yönetimi diyorum. Burada kesinlikle her şeyi bilip bir bilgiyi hazmetmeyi pratikte rasyonel kullanmamıza bakıyor demiş. Yani her şeyi bilmek gibi bir şey söz konusu değil Atilla Bey. Yani o konuya katılmıyorum. Yani her şeyi bilmenize gerek yok. Ama bildiğiniz şeyi iyi bilin. Yani bir sistem mi kullanıyorsunuz, hareketli ortalamanı mı kullanıyorsunuz ya da belirli paritelerde mi çalışıyorsunuz? Bu pariteleri çok yakından takip edin, paritelerin hareketlerine dikkat edin ve en azından en kötü ihtimalle temel başlıkları, temel hareketleri takip edin, temel haberleri takip edin arkadaşlar. Ama tabii ki her şeyi bilmeniz diye bir şey söz konusu değil ama kullandığınız sistemi ve yapmış olduğunuz işlemleri, işlemlerle ilgili pariteleri yakından takip edip bunları bilmeniz mutlaka tabii ki gerekiyor. Eğitim konusu kesinlikle haklısınız. Kendi tarzınızı yaratın diyorsunuz. Hayır, kendi tarzınızı yaratmanız tabii ki çok güzel bir şey ama yaratmıyorsunuz da hali hazırdaki sistemlerden de kullanabilirsiniz. Ama yani tabii ki farklı şeyler bulmak çok çok daha faydalı olacaktır. Peki arkadaşlar, yani farklı şeyler bulurken geçmişte bulunan şeyleri de mutlaka kullanıyorsunuz zaten. Yani mesela dün ne dedik? Biz burada bir papyon var dedik değil mi arkadaşlar? Papyonu hatırlıyor musunuz? Bakın burada bir papyon var dedik. Papyon formasyonu diye bir şey var mı piyasada? Benim bildiğim kadarıyla yok. Hani biz bunu uydurduk mu? Uydurduk arkadaşlar. Ama ne oldu bakın? Papyon ne dedik? Papyonun tepesi geçilmezse geri çekilme devam dedik değil mi? Ama nedir? Bu papyon dediğimiz şey aslında bizim... Yani tamamıyla kendi bulduğumuz bir şey mi? Hayır, değil. Burada belirli trend çizgileri çektik. Bu trend çizgilerinden sonra bakın neredeydi o? Evet, bakın mesela şuradaki diplerden, şuradaki dipler, şuradaki dipleri baz alacak şekilde bir papyon çizdik. 3-5 kere denemesine rağmen kıramadığı için aslında bir trend çizgisinin artık direnç olması ihtimalini baz aldık. Ama aynı şey, bakın şuradaki şu trend çizgisinin de destek olarak kabul edilmesi sebebiyle hani bunu bir papyona benzettik. Biraz da esprili bir dille olayı anlatmaya çalıştık aslında. Burada yaptığımız şey buydu ama yani tabii ki burada yine piyasada çok kullanılan trend çizgilerinden bahsettik. Belki geri çekilmeleri için yine Fibo seviyelerinden bahsettik. Ama hani daha farklı şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Hani bunlar tabii ki yaratıcılığınızı öldürmesin diye arkadaşlar, farklı şeyler bulun diye bunu yapıyoruz. Yoksa hani paritelerden kedi çizmenin çok çok da bir faydası olmayacaktır. Ama yaratıcılık için en azından güzel şeyler, farklı şeyler bulmak için bunları da yapmanız gerekiyor. Değil mi? Kediyi çizeceğim size ama tamam, o sözüm olsun. Size paritelerden nasıl kedi çizilir göreceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gene çok uzattık. Hemen geçiyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Uzattık. Ahmet Bey, deve de sizin olsun o zaman. Onu da siz çizin de gösterin bize bakalım. Arkadaşlar, sterlin dolara geçiyoruz. Dediğim gibi özet kısımlarında çok çok fazla gevezelik ettik yine. Evet.
Sterlin dolar. Sterlin dolarda arkadaşlar yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Biliyorsunuz 57.44, 57.18 civarları arasında bölgemiz var. Bu seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece yukarı trend ihtimal, daha doğrusu yukarı trend yürüdüğümü devam edecektir. Ama aynen euro dolar gibi gece saatlerinde 58.28'in üzerinde bir hareket görürsek dedik, yukarı hareket gelir, aksi takdirde küçük geri çekilmeler. 57.86 diye belirtmiş miyiz bakalım? Şuradaki pivotu destek olarak kullanmış mıyız? Evet. ...57.28 kırılması ise 57.86 arkadaşlar. İlk olarak belirtmiş olduğumuz seviye burasıymış. İlk olarak 57.86'ya, kırarsa 57.44'e demişiz. Evet, 57.86'ya zaten az önce sabah saatlerine bakın saat 10-11 arasındaki barda ulaştık. Ve buradan hop denilen yukarıda bir tepki geldi. 58.28 ve 58.55 civarlarına doğru belki devam edecek ki bu seviye kırılırsa arkadaşlar yeniden yukarı, kırılamazsa yeniden aşağı. O yüzden şablonlarımızda da hem aşağıda bir destek var, hem yukarıda bir direnç bölgesi var. Bu bölgeleri bence yakından takip edin. Çünkü güzel karlar bırakmak için en mantıklı yol burası arkadaşlar. Bu bölgelere yakından takip edin ki güzel karlar elde etmeye başlayın sizlerde. Yani sonuçta güzel çalıştığını, en azından gece yapmış olduğumuz analizin güzel çalıştığını, şuraya kadar gelip buradan tepki vermesi bize güzel bir sinyal verdi. Bakalım 58.28'e yaklaştık yeniden. O yüzden bu seviyenin üzeri yukarı hareket, altı tekrar aşağı hareket diyoruz. Ama yukarı hareketler trend dahilinde olduğu için daha hızlı olabilir. Bu aynı şekilde arkadaşlar euro dolar için de geçerli. Yani şuradaki 33.22'nin kırılması durumunda arkadaşlar euro dolar için de geçerli olacaktır. Ama arkadaşlar geri çekilmeler düzeltme hareketi olduğu için daha yavaş olacaktır. Ya da aniden geri dönüşlerle karşılaşma potansiyeli olacaktır. O yüzden dikkat edin, sterlin dolarda özellikle aşağı hareket beklentileriniz düzeltme hareketi olduğu için küçük stoplarla olsun ve kesinlikle zararı büyütmeden pozisyondan çıkın. Ama yukarı hareket konusunda özellikle 58.28'in üzeri biraz daha önü açık gözüküyor. Ama burada da stop, bu seviyenin üzerine kapanışlardan sonra yine 58.28'in altında bir kapanış görürsek yine çok fazla ısrar etmesin kısa vadeli düşünenler. Zaten biraz daha geniş açıdan bakanlar 57.44, 57.18 aralığının üzerinde yukarı hareket beklemeye devam ediyorlar. Değil mi? Peki bakalım, sterlin dolar için görüşümüz bu. Gelelim altına arkadaşlar. Altın yine günün yıldızı şeklinde bize beklentimiz doğrultusunda hareket etti ve gece saatlerinde ne demiştik? 1367.90, 1370.70 aralığının üzerinde kalmadığı sürece geri çekilmeyle yeniden 1357.85, 1356.05 ve 1351.52 test edilebilir demiştik arkadaşlar. An itibariyle 1366 seviyesine yakındık. Buradan arkadaşlar 1366 neresi? Bakın burası. Şu bölge dedik arkadaşlar gece analizi yazarken ve en azından hedefimize kadar beklediyseniz 143 piplik bir kar sağlanmış oldu. Bakalım bu seviyenin daha da altına indik. Sabah saatinde zaten yapmış olduğumuz güncellemeyi mutlaka okumuşsunuzdur. Yeni bir hedef belirttik arkadaşlar. 1343 seviyesi. Bakalım 1343'e ulaşabilecek miyiz ki? 1300 yanlış mı oldu? Pardon. 1343 seviyesine kadar ulaştı. Evet, pardon, yanlış oldu. 1343'e ulaştık demişiz. 1337-54 civarlarını hedef olarak gösterdik. Çok özür diliyorum. Orada bir yanlış anlaşılma var. Ve arkadaşlar hedefimiz 37.54'tü. Kaça kadar geldik? 1338.00'a. Sadece 5 püplik bir sapmayla geri dönüş var. Benim grafiklerimle, belki sizin grafiklerinize ulaşılmış olabilir. Ama arkadaşlar bu seviyenin altı sanki tekrar aşağı hareketi devam ettirecek gibi duruyor. Yani biz buradaki 37.54 civarlarındaki hedefimizi korumaya devam ediyoruz. Şuradaki bölge, yani burada bir aralık var aslında. 37.50 arasında bir aralık var arkadaşlar. Bu aralık kırılmazsa tekrar yukarı tepkiler gelebilir ama sanki yeniden burayı bir test edecek ve yeni bir karar verme aşamasına gelecek. Buradan yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı? Süt kardeşlerde Şevket Altun'un rolü gibi oldu arkadaşlar.
Yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı? Kırarsak neresi hedef? 1326-19. Yunus idi Hızır idi. Yunus idi Hızır idi. Aynen Cenk. Hemen ben hatırladım valla. 1326-19. Evet, buraya kadar geri çekilme devam edebilir. Aynen böyle arkadaşlar. Bu seviyenin altı geri çekmeye biraz daha devam edelim. Neden düştü diyecek olursanız arkadaşlar, tam şu saat diliminde herhangi bir haber yok ama biliyorsunuz şu anda altın ne diyoruz biz size sürekli olarak? Sadece operasyon olacak mı? Olmayacak mı? Bunu fiyatlıyor. Bakın hani şöyle birazcık geniş açıdan baktığımız zaman 4 saatlik grafiklerde evet operasyon olacak dendi, sonrasında artık evet böyle bir risk ortadan kalktı dendi, sonra işte biraz daha hareket zaten operasyon riskinin, Obama'nın bu operasyonu biraz daha ertelemesiyle ve artık gelişmeleri takip etmesinden sonra bir karar vereceğine dair açıklama yapmasıyla zaten aşağı hareket devam ediyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Trendi takip edeceğiz. Trend takip eden kazanır. Trend takip eden kazanır. Düzeltme hareketlerini oynayan arkadaşlar stop seviyelerini küçük tutsunlar ve bugün içinde trendimi mesela 1367.90 1370 aralığının altında aşağı hareket bekliyorduk. Umarız bu işten sizler de para kazanmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde, çünkü en azından şuradaki hedefe kadar bir şuradaki hedefi yakalamış olduk. Neydi onlar? 1351-52 civarlarıydı. Zaten şuradaki hareket arkadaşlar o kadar sert oldu ki hani orta seviyelerden çıkma gibi bir durum söz konusu, pardon, şuradaki hareket orta seviyelerden çıkma gibi bir durum söz konusu olmadı. Ya bakın dakikalık grafikleri açıyoruz. Daha net olarak anlayacaksınız. Şu hareket 1341'lerden, pardon, bu hareket değil. Bu hareket değil. Evet arkadaşlar, şuradaki var arkadaşlar. 1355 civarlarından hop bir anda kendimizi 1343'te bulduk. 1 dakika içerisinde 120 pip. Zaten ne stop çalışır böyle bir harekette. İstediğiniz yerden stoplama gibi bir şey söz konusu olacağını bile sanmıyorum. Çok hızlı bir şekilde bar kendini aşağı doğru attı. Mutlaka bir şey oldu. Ya da çok ciddi bir satıcı geldi. Ya da bir piyasa dedikodusu döndü. Var mı bilen? Tam şu saatte 9.54'te ne olduğunu bilen var mı? Ya ben bakındım bir şey göremedim. Ben sattım ondan demiş Zoralı. Çok güzel. Tombul parmak Berkay. Güzel bir strateji. Saros'tur diyen var. Evet arkadaşlar, paralar geldi. Gelelim arkadaşlar dolar TL'ye. Bugün gevezeliğimiz üzerimizde galiba. Canlı yayın özetleri dinleyen arkadaşlar sanki canlı yayın hepsine katılmış gibi oldular. Hemen dolar TL'ye de yapıp kesiyorum arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı çalmayacağım. Özetleri YouTube üzerinden seyreden arkadaşlar için söylüyorum. Dolar TL'ye bakalım. Evet Hakan Bey, öyle oldu birazcık. Arkadaşlar dolar TL'de bugün için beklentim yine yukarı hareketlerin geri çekilme fırsatı olarak değerlendirilmesi yönünde olacak. Bu şekildeydi. 200'lük hareketli ortalamayı baz alıyorum. Çünkü onun dışında çok çok fazla bir şey çalışmıyor gibi. Yani belki evet şuradaki bölgeyi baz alabilirsiniz. Bu biraz daha riski düşük tutmak isteyenler ve hani ben artık yukarı hareketin yine sizin yani bizim beklediğimiz doğrultuda gelmeyeceğini ama buradaki yüzlük hareketli ortalamanın çalışacağını düşünen arkadaşlar da olabilir. O yüzden hani biraz geniş açıdan bakanlar için 2.03.70'leri direnç olarak kabul ediyorum. Biraz daha hani şu an itibariyle geri çekilme içerisinde olanlar ve küçük stop kullanmak isteyenler için ise 2.02.80 civarlarını destek olarak, pardon, direnç olarak kabul etmesini düşünüyorum, öngörüyorum. Buraların altından geri çekilme beklentimiz yine devam edecektir. 2.02.82'nin üzerinde bir miktar yukarı hareket tekrar 2.03.70'lere kadar devam edebilir. Zaten üzerine çıkarsak tekrar 2.05.80'ler karşımıza çıkacak. Buraya kadar bir tepki. Belki önce şöyle 2.05.35 civarlarına takılabiliriz. Sonra 2.05.80 ve 2.06.95'ler karşımıza gelecektir diyebiliriz. Kazım Bey demiş ki hocam euro dolar yukarı dönüşe başladı diyebilir miyiz? Kazım Bey, euro dolar zaten çoktandır yukarı dönüldü ki.
yani Euro'larda zaten beklentimiz kaç gündür yukarı, görüyorsunuz okları, bakın hep yukarı. Şu bölgede arkadaşlar Euro'lar yukarı döndü. Bakın şu bölgede. Görüyor musunuz? 31.20'den beri biz yukarı hareket, pardon 32, kaç bu seviye? Şöyle göremiyoruz ki. İlla büyütürecek bana. Evet. Bakın şuradaki direnci kırdıktan sonra zaten yönü yukarı çevirdik Kazım Bey. Yani yaklaşık 32-10 civarlarından itibaren yön yukarı zaten. Yani yönü yukarı çevirdi mi diyebilir miyiz derseniz şu an için değil zaten. Yani bu pazartesi, salı, pardon pazartesi bunu yaptı. Salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü bugün itibariyle hala yön yukarı olmaya devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Önce 1.30 mu 35 mi konusu vardı. Görüşümüz değişmedi arkadaşlar. Peki olası aşağı hareketler, olası aşağı hareketlerde peki ne olacak arkadaşlar? Şu bahsettiğimiz dirençler çalıştı diyelim ki bu durumda 2.0135'ler yine karşımızda. Bu 35 ile 20 arasında bir bölge arkadaşlar. 20-35 arasındaki bölgeyi de aşağı doğru kırarsak 2.0044, 1.9988 ve 98-97'lere kadar hareket devam edebilir. Daha da aşağısı için sanki biraz daha kuvvetli bir haber gelmesi gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Saat bugün arkadaşlar yine ekonomik takvime baktığımızda yarın biliyorsunuz Amerika'dan perakende satış rakamları gelecek. Yine önemli bir veri. Bu perakende satışlara dikkat edelim. Bugün de arkadaşlar saat 15.30'da bir haber demeti gelecek. Özellikle Amerika'dan ki işsizlik sigorta başvuruları ve devam eden işsizlik sigorta başvuruları en dikkat çekici ve hareket yaratma potansiyeli olan haberler. Piyasa şu anda 15.30'daki verileri bekliyor diyebilir miyiz derseniz kesinlikle diyebiliriz. Tamamdır. Bunu söyleyelim bakalım. Peki arkadaşlar özetler bitti. Şimdilik özet kısımları bu kadar. Biz burada olan arkadaşlarla canlı yayına devam ediyoruz. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Hemen sorulara bakacağım ama sorularda da çok fazla zaman harcamayacağım. Çünkü zaten çok geç kaldık bugün. O yüzden şöyle yapalım. Önce canlı yayın kaydını durduralım. Bunu unutmuşuz. Sonrasında soru cevap bölümümüz hemen başlıyor.